Evet arkadaşlar, merhaba. Videolarımızı izlediğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı arkadaşlar. Buradan kutluyorum 23 Nisan'ı. Arkadaşlar, bugünkü konumuz neydi? Birçok videolarımızda binlerce 1.6 dizelin yapılış şeklinde videolarımız var. Bunlarla alakalı hızlandırılmış videoyu sağ tarafta izliyorsunuz. Yani hem montajı hem çökümünü, bunlar kolay işler değil arkadaşlar. Bizim 2 saatimizi alıyor, 3 saatimizi alıyor. Videoda bir gün 10 dakikada bu işler bitmiyor. Aracımızı bu şekilde temizliğini yapıp, bu şekilde titizliğiyle yapıp ve müşterimize WhatsApp yoluyla gönderiyoruz. Burada hepinize rica ediyorum, kullandığınız ürünleri orijinal kullanalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bu kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Büyüme yolunda devam. Şimdi burada sizlere birkaç konu anlatacağım. 1.6 dizelerde günlük sorulan sorulardan biri: ustacığım, benim araba sabah çalıştırdığında ilk ses geliyor. Arkadaşım, sabahleyin ilk ses gelebilir, o normal. Yani buradaki palet kırıldığı an, paletin bu kısımdaki kırılan yer, metal sesi gelir, böyle çürtme sesi. Artık onu bizim kulağımız yer etmiş arkadaşlar. Burayı kırdığı an o metal sesi araba ısındığında da sürekli gelir ve devam eder. İlk sabahleyin çalıştırdığımızdaki orta kurma esantrik dişlisi dediğimiz olayı bu şekildeki, bir tane versene, bu esantrik orada var. Açık sökmüştüm. Şimdi ver onu bana. Şimdi arkadaşlar, bu geçenki video Astra K var. Ondan sökmüştük. Buradaki bakın şöyle görünüyor. Bak bakalım bir orada. Görünüyor arada. Görünüyor mu? Görünüyor. Heh. Şimdi arkadaşlar, sabahleyin ilk marşa bastığımız Opel'de korkulu yürüyatı, arkadaşlar bu dişi, esantrik dişimiz ses yapıyor. Buradaki biraz daha böyle daha çok oynadığı için buraya yer yapıyor. Bu neden olur? Aracınızın bakımını geciktirdiğiniz için veya da yağ bakımını düzenli yapmadığınız için. Bize çoğu gelen araçların çoğu 15.000, 15.000, 20.000'i geçmiş. Ona göre araçlarımız marşa bastığımızda mutlaka bekliyoruz. Kullandığınız yağlara dikkat ediyorsunuz. 5.30 kullanabilirsiniz. O yüzden de bu şekilde, evet, biraz yoğunluğumuz oldu arkadaşlar. Bir de kısa geçmem lazım. Bu şekilde sabahleyin ilk marşa bastığımızda bu şekilde ses yapar. Korkmanıza gerek yok. Eğer bu paleti kırdıysa, buradaki palet aşağı doğru düşer. Bu şekilde zincirimize zarar verir ve buradaki yağ pompa zincirini kopardır. Sıkıntı olur arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoğunluğumuz var. Müşterilerimiz geldi. Yani dediğim şekilde arkadaşlar, bir video, aralıklı video çekeceğiz. Buradan hepinizi seviyorum. Yani dediğim şekilde korkmanıza gerek yok. İlk marşa bastığınızda sabahleyin mutlaka aracı 2 dakika bekletin. Ondan sonra hareket edin. Veya da uzun yola gittiğinizde veya da dinlenme tesisine geldiğinizde 2 dakika bekleyin. Ondan sonra istop edin. Çünkü ben 320.000'de, 290.000'deki araçların zincirini değiştirmiş bir insan olarak söylüyorum. Bunu da tecrübe kazanarak, müşterilme ne malzeme kullandın, ne yaptın? Yağ filtresini man veya da fitron veya da motor yağı motül 8100'ü kullanmış arkadaşlar veya da 4600 likoma yağını kullanmış. Bunu mutlaka uygularsanız aracınız daha uzun ömürlü olur. Devirli kullanmaya bakın. İlk sabahleyin bu ses çalışıyorsa buna dikkat edin. Eğer ses araba harareti 90'a geldiyse, vuruyorsa, o zaman arkadaşlar mutlaka ustanıza danışın veya da gelin buyurun bize gösterin veya da bildiğiniz uzak yerdeyseniz bir Opel ustasına göstermenizi tavsiye ederiz. Bizden tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone olun. Diğer videolar yavaş yavaş gelecek bundan sonra. Allah'a emanet olun. 23 Nisan bayramımız mübarek olsun diyelim. Kutlu olsun.